Ekonomi politikasına ilişkin eleştiriler var. Ekonomi politikasında atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmeler var. Muhalefet cephesinden de iktidar da diyor ki biz dört koldan savaşıyoruz. Bir de bunu suistimal edenlere ilişkin işte hem denetimlerimizi hem yaptırımlarımızı artırıyoruz diye. Bu tür yasal düzenlemelerle ekonomi kontrol altına alınabilir, rayına oturtulabilir mi? Şimdi Serap Hanım, tabii ki bu ekonomide çözüm olarak ortaya konulmuş yegane bir öneri değil. Biz bunu zabıta tedbirleriyle ekonomiyi düze çıkaracağız diye kimsenin de bir söylemi yok. Ekonomiyle ilgili mücadele noktasında atılması gereken birçok adım var. Bu da bunlardan biri. Çünkü 2019'dan beri hep bunu tartıştık. Bu küresel ekonomik kriz dönemlerinde bu fırsatçılık aşağı yukarı sadece Türkiye'de değil herhalde. Dünyada da baş gösteren önemli bir mesele. Bu kapsamda diyor ki, Türkiye'de küresel bir kriz var mı? Dünyada var. Bunun Türkiye'ye yansıması var mı? Var. Peki Türkiye'ye daha fazla etki etmesinin diğer bir sebebi var. Dolarımız 7 lira, 8 liradan çıkmış 16,5 liralara. Ve ekonomisi ithalata dayalı bir ülkeden bahsediyoruz. Yıllarca üretmemişiz ve bugün üretme noktasında önemli bir karar almışız. İktisadi bağımsızlık noktasında önemli kararlar almışız. Ama işte biz ihracat yapıyoruz. Yaptığımız ihracatın ara ürünleri de ithal. Bu bir geçiş dönemi. Dolayısıyla dolar kurundaki artışla birlikte bir de enflasyonu tetikleyen üçüncü bir unsur var. Üçüncü unsur da bu fırsatçılık ve stokçuluk. Maalesef geçen hafta burada geldik, ahlak konusunu vesaire tartıştık. Aslında ahlaktan ziyade erdemli insanlar. Yani erdemli insanlar kendi bir gram menfaati için binlerce insanın mutsuzluğunu göze almayan insanları tanımlamamız lazımdı. Bu tarz ekonomik sıkıntı dönemlerinde dar gelirli insanları düşünebilecek bizim esnaf ve iş adamı, zincir market, bu zihniyete ihtiyacımız var. Peki bu insanlar bu dönemde milletine sahip çıkabildiler mi? Hayır, çıkamadılar. Diyorlar ki biz ne yapalım arkadaş, bu malı bu fiyattan satarsak yerine nasıl mal koyacağız? Her geçen gün artıyor. Hayır, kurnazlık bu. Sen o malı 10 liraya mal etmiştin. Velev ki %30 karla 13 liraya satacaksın. Elinde mal bittiğinde yeni ürünü 17 liraya alıp %30 karını koyup 22 liraya satacaksın. Sen bunu yapıyor musun? Hayır, 10 liraya mal ettiğin ürünü 20 liraya satmanın peşine düşüyorsun. Ve gelinen noktada da işte üçüncü sebep küresel kriz, kur farkı ve bu fırsatçılık. Hükümet de bu noktada diyor ki ben TCK 237 fiyatları etkileme ve TCK 240 mal ve hizmetleri satmaktan kaçınma noktasında bu 6 ay 2 yıl olan ceza sınırını 1 yıldan 3 yıla çıkarıyorum diyor. Burada önemli midir stokçulukla ve fırsatçılıkla 6 mücadele? 6 ay 2 yıldan 1-3 yıla çıkmak bir şey ifade ediyor mu? Hiçbir şey ifade etmiyor. İfade etmez. Bakın. Tutuklama tedbiri bakımından ifade eder. Ceza mahkemesi kanunu 100. maddesi. Şimdi ben burada başka bir noktaya geleceğim. O 2 yıl. Yani caydırıcı mı? Yani onu caydırıcı olması için şimdi siz TCK 141. Bu bir nevi milletin elinde cebine atıyorsun haksız şekilde. Basit hırsızlık suçu. TCK 141. 1 ile 3 yıl arası. Ona denk getirmiş. Aynı kapsama sokuyor. Almış. Ama diyor nitelikli hali. 142 2C'de. Tutuklama tedbiri uygulanabilecek. Hırsızlığın doğal afet veya sosyal olayların meydana getirdiği kargaşadan faydalanarak işlenmesi halinde. Bu maddede bu eksik. Sizler küresel kriz dönemlerinde bu fırsatçılığın yapılması halinde bunu nitelikli hal görüp 5 yıl 10 yıl arasına çıkarmanız lazım. Çünkü milletin ne yapıyorsunuz? Haksız şekilde cebine elini atıyorsunuz. Yani markete gidiyorsunuz sabah ayçiçek yağı 153 lira. İki tur atıp bir şey unuttuğunuz için markete geri dönüyorsunuz. Ayçiçek yağı olmuş 200 lira. Elbette ki bununla da hükümetin mücadele etmesi lazım. Etmemesi hata olur. Ve bu noktada bu yasal düzenlemenin de ben eksik olduğunu, caydırıcı olmadığını düşünüyorum. Rezan Bey tutuklama olabilir dedi. Hayır, Rezan Bey şunu söyledi. Sizin sorunuza istinaden. Eski şeyde tutuklama yasağına tabiydi. Şimdi en azından tutuklanabilir, tutuklama yasağının dışında üst sınır itibariyle tutuklama kararları verilebilir noktasında bir değerlendirme yaptık. Çok da isabetli bir değerlendirme. Hükümetin atması gereken elbette ki diyorlar ki ya siz bu stokçuluğu bu zabıta tedbirlerle önleyemezsiniz. Önce bir istikrarı sağla. Hayır, Türkiye'de fiyat istikrarının olduğu dönemlerde de bu stokçuluk vardı ve bununla baş edilmesi gerekiyor. Tabii ki ekonomi çok mu belirleyici? Evet, fazlasıyla belirleyici. Seçmen sadece ideolojik seçmenin oylarıyla hiçbir parti seçim kazanamaz. Türkiye'de ihtiyacına bakan,
beklentilerini siyaset kurumundan isteyen ve kısacası cebine bakan bir seçmen grubu var. Bu seçmen grubu yıllarca AK Parti'ye yoğun bir teveccüh gösterdi. Bu dönemde kızgınlıkları olabilir mi? Evet, kızgınlıkları olabilir. CHP'yi adres görme noktasında büyük sorunu var bu seçmenin. CHP'yi adres görmüyor. Çok net. Sayın Akşener'in de ben başbakan olacağım açıklaması bir kırılma yarattı. Yani uzakta soyut bir hedef ortaya koymak suretiyle bu ihtiyacına ve cebine bakan seçmen için de Sayın Akşener bir alternatif olmaktan uzaklaştı diye düşünüyorum. Bu kararsız seçmen ya yine çözerse Cumhur İttifakı veya iktidar AK Parti çözer deyip oy verecek yahut da boş oy verme eğilimini gösterecek. Çünkü bu seçmenin CHP ve İYİ Parti'den de bu konuda bir umudu olduğunu açıkçası ben çok düşünmüyorum. Yani ekonomik sıkıntılar ve işte bu tür çözüm önlemleri bir şekilde muhalefetin hanesine yazılmaz. Yine iktidar çözer diye bir düşünce mi var? Ama bir yandan muhalefet de diyor ki yani bu tür yasalarla bu işleri çözemezsiniz, zaten sorumlusu sizsiniz. Değil. Bakın diyor. Onu anlattım. Muhalefet şimdi iktidarı şu söylem üstünlüğü var. Bir dış politikada inanılmaz adımlar atıyor. Diğer taraftan terörle mücadelede inanılmaz bir kararlılık ortaya koyuyor. Bir yandan geçmiş referansları var ekonomi noktasında. Ve istikrarlı bir ittifak görüntüsü var. Bu avantajlarının yanı sıra da bir türlü işte şu ay çözülecek, bu ay çözülecek diye ama bir türlü dizginlenemeyen bir enflasyon gerçeği var. Seçmenin bir kısmı dış politikadaki gelişmelere, Türkiye'nin iktisadi, siyasi, askeri bağımsızlık mücadelesine kanaat getirmiş, tam destek vermiştir. Mutlak ama bunu anlamlandıramayan, hayır ben çok büyük sıkıntı içindeyim diyen bir seçmen grubu da var. Bunlar da dönüp muhalefete baktığında Kemal Bey'i ekonomiyle ilgili Kemal Bey'den umut veren projeler duymak istiyor. Evet ya diyor ki yönetim hatası var diyor Kemal Bey de. Niçin yönetim hatası var? Kemal Bey niçin bir anlat diyor, bilelim diyor. Dönüyor Kavala ile Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyen herkes bize oy verecek. Seçmen kalıyor böyle. Ne demek diyor, bunu mu duymak istiyorum ben? Hayır diyor. Ekonomiyi konuşalım diyor. Kemal Bey diyor, ekonomiyle ilgili ne yapacaksın? Beşli çete diyor. Yolsuzluklar diyor, Maltepe Belediyesi'nde, Kadıköy Belediyesi'ndeki kalemim de gitti. O yolsuzluk operasyonlarına sahip çıkan bir Kemal Kılıçdaroğlu gerçeği. Bakın Kemal Bey'den bahsederken elimizdekinden de oluyoruz, görüyorsunuz. Kalemin bile dayanamadı. Sonra. İkinci kalemin kalem bile dayanamadı. İki kalemimiz vardı, bir kaleme düştü. Yolsuzluk diyor, Kadıköy Belediyesi'nde bir operasyon var. Onunla ilgili diyor ki bunlar diyor baskı uygulamadır. Ya bir çek tavır koy. Nereden gelirse gelsin de yolsuzluğa karşıyız de kendi sözlerinde tutarlı hale gel. Hayır. Suçla mücadele diyor. Çıkıyor suç işlemiş ne kadar insan varsa Barış Akademisyenlerinden tutun. Buralarda tartıştık. İl başkanına kadar. Hepsine sahip çıkan söylemlerde bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk ruhu diyor. Mustafa Kemal Atatürk'le ters düşecek ne kadar fikir, eylem var ise hepsiyle yan yana gelmiş. Onlarla ittifak yapıyor. Seçmen, kararsız seçmen, yani cebine düşen, ihtiyaçlarını düşünen seçmen Kemal Bey'de kendine dair ne bulacak ki gitsin CHP'ye oy versin. Peki İYİ Parti'nin bu az kaldığı kampanyasını nasıl buldunuz? Çünkü bu eleştiriyi hani genel olarak muhalefete getiriyorsunuz. Onlar ekonomiyle ilgili açıklamaları ardı ardı açıkladılar. Son günlerde böyle bir kampanya içindeler. Hani seçmene bir şeyler anlatsın diyorsunuz ya, nasıl buldunuz bu açıdan bakın, bu kampanyayı? Serap Hanım, ben başbakan olacağım diyerek iddiasının olmadığını ortaya koydu. Artık o ihtiyaç seçmeni için, cebine bakan seçmen için Sayın Akşener bir alternatif olmaktan çıkmıştır. Yani çıkıp ben en az Kılıçdaroğlu kadar Cumhurbaşkanlığına adayım. Benim de hakkım bu. Altılı masayı kendi adıma, kendi partim adına bir alternatif olarak görmek isterim. İşte Yavuz Bey çıktı dedi ki CHP'li sağ seçmen CHP'ye oy vermez. İşte bu onun için abdest sebebidir şeklinde bir cümle sarf etti. Yani burada söylemek istediği şu. Sağ seçmen CHP'ye asla oy vermez. Verirse sadece İYİ Parti sayesinde oy verir dedi. Ama Yavuz Bey bu konuda yanılıyor ki CHP'nin tüm politikalarına teslim olmuş bir İYİ Parti'ye de sağ seçmenin fazlaca teveccüh göstermeyeceği de ortada. Kaldı ki yönetimde söz sahibi olacağı noktasında da tereddütleri var. Ve İYİ Parti'nin de son dönem ortaya koyduğu özellikle bu Rusya-Ukrayna krizinde Sayın Akşener'in bir devlet insanı yaklaşımından uzak tavırları da yine bu ihtiyacına bakan, cebine bakan seçmende yoğun şekilde bir hayal kırıklığı oluşturdu.